Merhaba sevgili öğrenciler, Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme işlemlerinde bölen verilmediğinde böleni nasıl bulacağız? Bununla ilgili örnekler üzerinden etkinlikler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bölme işlemlerinde bölen verilmediğinde böleni bulabilmek için iki kuralımız var. İki kuraldan ilki, bölüneni bölene böleceğiz. Bu şekilde böleni rahatlıkla bulabileceğiz. Ama buradaki en önemli durum kalanın sıfır olması gerekiyor. Kalan sıfırsa bu kuralı uygulayabiliriz. Bölünen 248... Bölüm 62, 248'i 62'ye böldüğümüzde bölen bulunacaktır. Bölen burada 4. 248 bölü 62, bölen 4. Ama burada önemli nokta ne? Kalanın 0 olması gerekir. Şimdi gelin bununla ilgili örnekler yapalım. Birinci örnek bölünen 330. böleni bilmiyoruz. Bölüm 6, kalan 0. Birinci kuralı uygulayabilmemiz için kalanın 0 olması gerekiyordu. Bu bölme işleminde kalan 0. Bizim kuralımız neydi? Bölüneni bölüme bölüyoruz. 330 bölü 6. Bölelim. 3'ün içinde 6 yok. 33'ün içinde arayacağız. 33'ün içinde kaç tane 6 var? 5 tane. 5 kere 6. 30. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 3'ten 0 çıktı. 3. 3'ten 3 çıktı. 0. 0 aşağı indiriyoruz. 30. 30 içinde kaç tane 6 vardır? 5. 5 kere 6. 30. 30'dan 30 çıktı. 0. Verilmeyen bölüen kaçmış? 55. Cevabımız 55. İkinci örnek bölünen 910, Bölen bilinmiyor. Bölüm 26 kalan 0. Kalan 0 hangi kuralı uyguluyorduk? Bölüneni bölüme bölüyorduk. 910 bölü 26 yapacağız. Bu şekilde böleni bulacağız. Bölelim. 9'un içinde 26 yok. 91'in içinde arıyoruz. 91'in içinde kaç tane 26 vardır? 3 tane. 3 kere 6 18. 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 2 6. Bir de elde vardı. 7 çıkaralım. 1'den 8 çıkmaz. Komşuya geldik. 1 onluk aldık. 8. Getirip yazdığımızda 11 oldu. 11'den 8 çıktı. 3. 8'den 7 çıktı. 1. 13'ün içinde 26 var mı? Yok. 0 aşağı indiriyoruz. 130 oldu. 130'un içinde kaç tane 26 vardır? 5 tane. 5 kere 6 30. 30'un 0'ı elde var 3. 5 kere 2 10. 3 daha 13. Çıkarma işlemi yaptığımızda 0 kalır. Burada verilmeyen bölen kaçmış? 35. Yerine yazıyoruz şuraya. Cevap 35. Üçüncü örnek bölünen 765 bölen bilinmiyor. Bölüm 17 kalan 0. Kalan 0 olduğunda kuralımız neydi? Bölüneni bölüme bölüyorduk. Bölelim 765 bölü 17. 7'nin içinde 17 yok. 76'ın içinde kaç tane 17 vardır? 4 tane. 4 kere 7 28. 28'in 8'i elde var 2. 4 kere 1 4. 2 daha 6. 68. Çıkaralım. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya geldik. 1 10'luk aldık. 6 kaldı. Burası 16 oldu. 16'dan 8 çıktı 8. 6'dan 6 çıktı 0. Bu 0'ın bir değeri yok. 5'i aşağı indirdik. 85'in içine kaç tane 17 vardır? 5 tane 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var 3. 5 kere 1 5. 3 daha 85. Çıkardığımız zaman 0. Cevap 45. Verilmeyen bölen kaçmış? 45. Birinci kural ile ilgili son örneği çözeceğiz. Ardından diğer kurala geçeceğiz. Çözelim. Bölünen 624 bölen bilinmiyor. Bölüm 24 kalan 0. Kalan 0 olduğunda bölüneni direkt olarak bölüme bölüyoruz. 624 bölü 24. 62'nin içinde kaç tane 24 vardır? 2 tane. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya geldik. 1 onluk aldık 5. Burası 12 oldu. 12'den 8 çıktı 4. 5'ten 4 çıktı 1. 14'ün içinde 24 yoktur. 4'ü aşağı indiriyoruz. 144. 144'ün içinde kaç tane 24 vardır? 6 tane. 6 kere 4 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 2 12. 2 de elde vardı. 14. Çıkarma işlemi yaptığımızda 0 0 0. Verilmeyen bölen kaçmış? 26. İkinci kuralda ise kalanlı bir bölme işlemi olması gerekiyor. Kalanlı bölme işlemi olduğunda bölünenden kalanı çıkaracağız. Burada bölünen 127. Kalan 2. İlk olarak bölünenden kalanı çıkarıyoruz. 120'den 2 çıktığında 125. Ardından ne yapacağız? 125'i bölüme böleceğiz. Böldüğümüzde bölen ortaya çıkmış olacaktır. Bölen burada kaç olur? 5. 127'yi 5'e böldüğümüzde bölüm 25 kalan 2 olacaktır. Bu şekilde böleni buluruz. Gelin şimdi bu kural ile ilgili örnekler çözelim. Birinci örnekte bölünen 154 bölen bilinmiyor. Bölüm 9 kalan 10. Kalanlı bir bölme işlemi. Diğer örneklerde olduğu gibi kalanı 0 olan bir bölme işlemi değil. Kalan sıfır olduğunda farklı bir kural uyguluyorduk. Kalanlı bölme işlemi olduğunda farklı bir kural uygulayacağız. Bölünenden ilk olarak kalanı çıkaracağız. Çıkaralım 154 10. 154'ten 10 çıkarsa kaç kalır? 144. Bölen 144 mü? Hayır. 144'ü 9'a böleceğiz. Bölelim. 144 bölü 9. 14'ün içinde kaç tane 9 vardır? 1. 1 kere 9 9. Çıkaralım 4'ten 9 çıkmaz. Komşuya geldik 1 10'luk aldık 0. Burası kaç oldu? 14. 14'ten 9 çıktı 5. 4 aşağı indi 54. 54'ün içinde kaç tane 9 vardır? 6. 6 kere 9 54 0 0. Verilmeyen bölen kaçmış? Burada 16. İkinci kural ile ilgili ikinci örnek bölünen 331 bölen bilinmiyor bölüm 23 kalan 9 ne yapıyorduk ilk olarak? Bölünenden 331'den kalanı çıkartıyoruz. 331'den 9 çıktığında kaç kalır? 322 kalır. 322'yi de kaça böleceğiz? 23'e bölelim. 322 bölü 23. 32'nin içine kaç tane 23 vardır? Bir tane 1 kere 23. 23 çıkaralım. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya geldik. 1 onluk aldık. 2. Burası kaç oldu? 12. 12'den 3 çıktı. 9. 2 aynen aşağı indiriyoruz. 92'nin içine kaç tane 23 vardır? 4 tane. 4 kere 3 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 4 kere 2 8. 1 de elde vardı. 9. 0. 0. Verilmeyen bölen kaçmış? 14. Üçüncü örnek bölünen 642. Bölen bilinmiyor. Bölüm 53. Kalan 6 ne yapıyorduk? Kalanı bir bölme işlemi. 642'den ilk olarak 6'yı çıkaracağız. Kaç kalır? 636 kalır. 636'yı da bölüme böleceğiz. 636 bölü 53. 63'ün içinde 53 kaç tane vardır? Bir tane. 1 kere 53. 53. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 3'ten 3 çıktı 0. 6'dan 5 çıktı 1. Onun içinde 53 yok. 6'yı aşağı indirdik. 106 oldu. 106'ın içinde kaç tane 53 vardır? 2 tane. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. 106'dan 106 çıktı. 0. Verilmeyen bölen kaçmış burada? 12. İkinci kural ile ilgili son örnek. Bölünen 106, bölen yıldız, bölüm 17, kalan 4. Ne yapıyoruz? Kalanlı bir bölme işlemi. Kalanı çıkartacağız bölünenden. 106, 4 kaç eder? 102. Bulduğumuz sonucu da bölüme böleceğiz. 102 bölü 17. 102'nin işte kaç tane 17 vardır? 6 tane. 7 kere 6, 42. 42'nin ikisi elde var. 4. 6 kere 1, 6, 4 daha. 10. 102'den 102 çıktı 0. Verilmeyen bölen kaçmış? 6. Yerine yazdığımızda zaten aynı sorun çıkacaktır. 106 bölü 6 17 kalan 4. Evet çocuklar bu dersimizde bölme işlemlerinde bölen verilmediğinde nasıl bulabiliriz? Bununla ilgili örnekler üzerinden etkinlikler yaptık. İki kural gösterdik. Dersin sonunda bu kuralları not etmeyi unutmayalım. Ve bu konuyla ilgili örnekler çözerseniz konuyu daha iyi pekiştirirsiniz. Diğer derslerde diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.